Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğumuz ölçme değerlendirme sorularından dördüncüsünü yapacağız. Bu videomuzda güvenirlik test yöntemleri uluslararası kuruluşlar konularına oluşmakta. Diğer modüllerle ilgili testler için de bizleri takipte kalın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Zaman kaybetmeden sorulara geçelim. Bir test aynı gruba farklı zamanlarda iki kez uygulanan test yöntemi, test tekrar test yöntemi. Test tekrar test yönteminde elde edilen korelasyon katsayısına kararlılık katsayısı deniliyor arkadaşlar. O yüzden birinci boşluğumuz kararlılık katsayısı oluyor. Tek uygulamaya dayalı olanlarda hesaplanan korelasyona ise iç tutarlılık katsayısı denildiği için ikinci boşluğumuz İç tutarlılık katsayısı oluyor ve cevabımız C şıkkı. İkinci soruya geçelim. Arkadaşlar soruda İngilizce öğretmeninin farklı zamanlarda yapmış olduğu iki testten bahsediyor. Bu testte test tekrar test yöntemidir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar iki farklı test olduğunu görüyorsunuz zaten. 50 soru her sorunun 2 puan, 25 soru her soru 4 puan olmuş. Buradaki güvenirliğin yüksek olduğunu gösteren ifadeyi soruyor bize. Buradaki soru sayısı arttıkça güvenirlik de arttığı için cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar Mustafa Öğretmen 50 soruluk testi 25-25 2 bölmüş. İki eş parçadan aldığı puanların tutarlılığını hesaplamış. Şimdi bakalım şıklara. Zaten D ve E şıkkı hiç alakası yok. A şıkkı bir test iki defa farklı zamanlarda yapılıyor. Eş değer bir diğer adı paralel testler ise testin iki kez uygulanmasından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için eş değer formlar geliştirilip uygulanır. Geliştirilen iki form aynı gruba aynı anda uygulanır. İki testten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanır. Yani yukarıda anlatılan şey eş değer testler değil. Yukarıda anlatılan şey test yarılama yöntemi. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. Ben test tekrar test ve eş değer testleri de size anlattım ki diğer farklı sorular çıkarsa karşınıza faydası olsun istedim. Bir diğer soruya geçelim. Hangisi yanlış diye sormuş. Evet arkadaşlar veri elde edilecek grubun yani örneklerin büyüklüğü arttıkça
grubun heterojenleşmesinden dolayı güvenirlik artar. Bu yüzden E şıkkında güvenirlik azalır dediği için cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar yukarıda birkaç özelliğini söylediği sınav türünü soruyor bize. Okuyalım. Kısa sürede çok soru sorulmasına olanak tanır. Çok soru açık uçlu ve sözlü de çok soru sorma gibi bir olanak olmadığı için D ve E şıkkını ediyorum. Puanlaması kolay ve nispeten nesneldir diyor. Puanlaması kolay nesnel. A, B ve C şıkkı üçünde de nesnellik var. Puanlaması kolay mı? Evet, yani üçünde de çok zorluk yok açıkçası. Şans başarısı yoktur diyor. Doğru yanlış da doğru ya da yanlış der şans başarısı olur. Boşluk doldurmada şans başarısı yok. Çoktan seçmelikte şıklardan bir tanesini işaretleyip şans başarısı olduğu açıktır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Yani boşluk doldurma. Arkadaşlar soru bize doğru yanlış testlerinin yazılı yoklamaya göre üstün yönünü soruyor. Bakalım üst düzey davranışların ölçülmesinde daha etkili midir? Hayır, daha etkili değildir. Yazılı yoklamalar daha etkilidir. O yüzden 1 olmayacak. 2'ye bakalım. Fazla soru sorulması kapsam geçerliliğini yükseltmektedir. Evet, soru sayısı arttıkça kapsam geçerliliği artıyordu. Doğru yanlışta daha fazla soru sorma imkanımız mevcuttur. Puanlamada daha objektif olunmasını sağlar. Arkadaşlar evet doğru yanlışta daha objektif davranıyoruz. Yazılı yoklamada öğrenciye karşı tutumumuz, o anki psikolojimiz birçok şey etkiler. O yüzden bu da doğru. Yani cevabımız 2 ve 3 C şıkkı. 8. soruyla devam edelim. Boşluk doldurma sınavı yapan öğretmenin kitaptaki cümlelerin aynısını yazmasının ne gibi sakıncası? En büyük sakıncasını soruyor. En büyük sakıncası arkadaşlar ezbere ve hatırlamaya yöneltir öğrencileri. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Uluslararası eğitim izleme araştırmalarını sayalım. PISA, TIMSS ve PIRLS. Bunlar uluslararası eğitim izleme araştırmalarından. TMF ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan Türkçe matematik fen bilgisinden oluşan testimiz. Bu yüzden uluslararası olmadığı için cevabımız 1, 3 ve 4 şıkkı olan D seçeneği. Son sorumuza geçelim. Arkadaşlar mod ve medyan hangisini belirlemek için kullanılıyor? Tabii ki testin korelasyonunu hesaplamak için kullanıldıkları için cevabımız E şıkkı. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın. Hoşça kalın.